Euro Truck Simulator 2'nin 1.33 betası, yani açık betasıyla karşınızdayım arkadaşlar. Bu betada neler yeni, neler değişti sizlere bunu söyleyeceğim. Biliyorsunuz bundan önce bir deneysel beta söz konusuydu. Onda iki tane video çekmiştik. Birisi yani gelecek olan haritanın bazı yollarına gitmiştik. Önceki videosunda da ana temel özelliklerini göstermiştim sizlere. Bu bölümde sizlere birkaç bir şey daha göstereceğim. Yeni olarak bazı şeyler eklendi. Bunlar gerçekten güzel özellikler. Steam Cloud özelliğini zaten biliyorsunuz. Profil ekranında onu düzenli kısmından aktifleştirebiliyorsunuz. Ben açıkçası önermiyorum nedense. Çünkü karışacak bir durum. Şu anda kimse tam az bir düzenine oturduktan sonra aktifleştirebilirsiniz onu. Daha sonrasında şunu söyleyeceğim. Camlarımda yazı var, görüyorsunuz. Camlarda yazıyı yapmam için bana yardım eden, bilgi veren Black Amber Emir'e buradan çok teşekkür ediyorum. Onun sayesinde camlara yazıları yazdım. O daha doğrusu o düz bir bitiyoruz albayım yazmıştı. Ben sonra kendim bir yerlerden araştırarak bu şekilde arabayı şekle soktum. Şimdi şöyle bir ESC'ye basalım. Oyunda şöyle bir özellik daha var. Artık modifiye ettiğiniz arabayı tekrar satın alabiliyorsunuz. Nasıl mı? Şimdi çekici galerilerine girelim. Mesela ben buradan Volvo'ya tıklıyorum. Çevrim içi satın al diyelim. Ve şimdi burada stok tırlar görünüyor. Mesela Volvo'nun bütün stok tırları burada görünüyor. Standart tekliflerden aşağı filo yapılandırmalarıma girdiğiniz zaman sizin kendi garajınızda bulunan arabaların aynısı burada gözüküyor. Mesela diyorsun ki, aa bak ben burada hazır yapmışım zaten bunu diyorsun. Satın al dediğiniz zaman aynı arabanın şeyini satın alıp gelebiliyorsunuz. Aynı arabanın benzerini satın alabiliyorsunuz. Böyle bir özellik var. Zaten biliyorsunuz Finlandiya, Rusya, Estonya, Letonya, Litvanya haritaya eklenmişti. Bunlar mevcuttu. Daha sonrasında oyunun fiziklerinde ilgili bir değişiklik oldu. Fizikleri birazdan keşfedeceğiz. Frenle alakalı gerçekten bir düzenleme yapılmış. Frene bastığımızdan da araba bir kayma gibi olayları falan olmuş. Bunu zamanla tabii ki de daha da güzel hale, daha stabil hale gelecektir. Yani ana temel özellikler arkadaşlar, direksiyonda kullanan işte 900 derecedir, düz 180 derecedir. Bir de klavyeyle oynayan oyuncuları da düşünülerek yapılmış bir şey bu. Yavaş yavaş düzenleme yapılıyor. Bir Kapelskar'dan çıkacağız. Stockholm üzerinden doğru gideceğiz arkadaşlar. Yükümüz zaten bizi bu tarafa götürecek. Hani şuralarda bir yerde bırakırız. Fazla uzatmaya gerek yok. Mesela şeyde nerede diyorum. Skyna'nın kendi yerine girip belki bırakabiliriz. Hiç bilmiyorum. Ya da şu petrolde olabilir. Petrolde bırakabiliriz. Ben sadece 1.33'ün betasını sizlere göstermek için böyle bir şey yaptım. Şu anda açık beta. Herkes bu özelliğe ulaşabilir. Şimdi aracımızın dorsesi bu şekilde boş. Hemen şöyle Enter'a basarak dorsemizi dolduralım. Arabamızın arkasına bir tane konteyner yükleyecekler. Fazla uzun sürmüyor zaten. Hemen 2 dakika 3 dakikada yüklüyor bu dorseyi. Sonra arabamızın içine binelim. Bu arada CMA'nin 5 Red Integro'unu kullanıyorum. Bu Integro gerçekten güzel. Ama multiplayer de çalışmıyor. Çünkü multiplayer uyumlu sürümü yok herhalde bunun şu anlık. Ya vardı ama uyarlı değil. O yüzden sıkıntı. Şöyle el frenimizi de kaldıralım. Yavaş yavaş gaza basalım ve devam edelim. Unuttuğum özellikler olabilir. Bana bunu yorumlarda belirtin. Çünkü hepsini aklımda tutamıyorum. Mecbur yani. Artık bilinçli bir şekilde yapılmış bir şey değil yani. Onu da söyleyeyim. Unutuyorum. İnsanlık hali. Yeni liman burası. Yeni limanımızdan çıkıyoruz. Baltık DLC'si geldikten sonra bu limanlar kullanılabilecek. Bu arada aracın içindeki aksesuarlar Sisal, kabin aksesuarları, onu da size söyleyeyim, yani kendim yapmadım tabii ki de, yapamam da zaten öyle bir şey. Yapılır mı lan o? Neyse, şöyle bir yola çıkalım. Bakın camlarda falan işten falan da görünüyor, bu da güzel bir şey. İşten görünmesi zaten çok deli bir şey olmuş. Asıl bunun yapımcısına teşekkür etmek lazım, yani bunu multiplayer'e uyarlayan kişiye. O da gerçekten güzel olmuş yani. Multiplayer'de geçerli olması benim için zaten güzel. Çünkü ya oyun bir şeylere destek vermiyor. Biz de mecburen kodlarla yapmak zorundayız bunu. Bir de şöyle bir şey var. Steam Cloud özelliğiyle kodlarda bir karışıklık oluyor. Yani kod yazamayabilirsiniz. Şu anlık öyle bir durum var. Çünkü Steam dosyasına yedekleme yok. Yani save dosyası oraya yedeklenmiyor. Başka bir yere yedekleniyor. Anlamış değilim yani. Ben o şekilde gördüm. Yani yalan da konuşmak istemiyorum. Belki de görmemiş de olabilirim. Başka bir yerde onu fark etmemiş olabilirim. Her neyse, o önemli değil. Yani şu anda Steam Cloud özelliği yeni bir özellik. Yani sizler de kullanmadan önce bir düşünün derim. Ve artık şöyle bir durum da var. Mesela
güncellemeler çıkmadan önce iki şekilde yayınlanacak. İlk önce mesela bu kapalı beta testlerin kullandığı var biliyorsunuz. İlk onlar kullanacak. Daha sonra deneysel beta, yani kapalı beta testlere bir açık beta tester olarak bizler kullanabileceğiz. Yani bu bunda hedefledikleri şu: daha böyle aklı başında insanların böyle oyunu oynayıp geri bildirimde bulunması için yapılmış bir deneysel beta. Bu özellik artık bundan sonra kullanılacak. 1.34'te de 1.35'te de bu kullanılmaya devam edecek, bu deneysel beta. Daha sonra deneysel betadan sonra açık betaya geçecek. Açık beta şu anki hali. Açık beta herkese sunulmuş bir şey. Oynayabiliyorsunuz gönlü rahatlığıyla. İsteyen katılıyor, isteyen katılmıyor. Bu açık betadan sonra ise tam sürüm çıkacak. Tam sürümün çıkması da Baltic DLC ile beraber olacak. O da ne kadarlık bir süresi var? Aşağı yukarı bir 20-25 günlük bir süresi var. Oyunun tam sürüme çıkması. Şu anda multiplayer uyarlı değil. Multiplayer'in uyarlanması için de Baltic'i beklemek zorunda kalabiliriz. Herhangi bir bilgi yok, herhangi bir açıklama yok bununla ilgili, haberiniz olsun. Şimdi şöyle bir devam edelim. Kron Dorsesi'ne eklendi bu. Hatta şöyle bir kontrol edelim Dorse galerisini, bakalım standart Dorselerde var mı öyle bir şey. Şu an standart Dorse'de göremiyorum. Standart Dorse'ye eklenmemiş. Kron Dorsesi'ne ama eklendi. Kron Dorse Box Laner. Bakın burada Box Laner yok ama Box Laner burada var. Dray Laner, Prof Laner, HD Flatbed falan buradan eklenebiliyor. Mesela şurada bir Dorse vardı. Standart Trailers'a gelelim. Bunu da tekrar göstereyim sizlere. Bunu göstermiştim ama tekrar göstermek istiyorum. Şimdi şu şase Finlandiya'da da kullanacak sadece. Şu anda biz bunu kullanamıyoruz. Finlandiya geldiğinde de bu Dorse'yi test etmiş olacağız. Hemen şöyle bir çıkalım. Bu arada tüm dorseleri artık kron lastiği takabiliyoruz. Onu da hemen sizlere şöyle kısaca göstereyim. Şöyle gelelim şuraya. Buradan kron lastiklerini böyle takabiliyoruz. Biraz daha geniş duruyor. Evet, yolumuza devam edelim. Birazcık mesafe yaptıktan sonra zaten videoyu noktalayacağız. Ana temel özellikleri ve arabanın aksesuarlarını göstermek istedimse gerçekten çok güzel ya. Oyun Pass mesela Instagram adresimden beni takip edin, artık unutmam video esnasında. Zaten video esnasında bir bildirim olarak çıkıyor sizlere o. Ama ne kadar da dikkate alıyorsunuz bilmiyorum ama Oyun Pass Instagram adresimden beni takip ederseniz mutlu olurum. Çünkü gerçekten eğlenceli paylaşımlarımızı orada yapıyoruz. Bakalım güzel olacak. Burası, bu yol resmi olarak açıldı şu anda haritada. Gidip sizler de bakabilirsiniz. Bu yol açık. Yani keşfetmek istiyorsanız hemen Stockholm üzerinden ayrılıyor zaten yol. Oradan sizler de gidip bakabilirsiniz. Arabanın içi güzel ya. Fena değil. Arkada Skyna ablemi falan var. Ya arkadaşlar, benim araç da kodlu açıkçası, onu söyleyeyim. Bayağı bir kod ben de yaptım. Mesela camlar kodlu, arabanın arkadaki o ışıklar kodlu, motor kodlu, şanzıman kodlu. Bir sürü şey var yani kodlu. Işıklar kodlu mesela, öndeki bazı ışıklar kodlu. Yani biz de yaptık mecburen yani. Başka türlü tadı çıkmıyor arkadaşlar çünkü o kadar engelliyiz ki. Yani engelliden şey kastım şu, yani multiplayer tarafından devamlı bir engel söz konusu var. Yani gönül rahatlığıyla oynayamıyoruz arkadaşlar. Yani single player'da yaptığımız modlama keşke multiplayer'da geçerli olsa da herkes rahat rahat oyununu oynasa ya. Yani zorluk çekmeseler, kodlarla bizi uğraştırmasalar diye düşünüyoruz ama bunda yapacak herhangi bir multiplayer yok şu anda. Resmisi belki çıkarsa o zaman belki işler değişebilir ama şu anlık sanmıyorum yani. Şu anlık zor bir ihtimal. Evet. Bitiyoruz albayım. Maşallah ve bitiyoruz albayım. Bu söz gerçekten güzel, benim hoşuma gidiyor, o yüzden koydum onu. Değiştirebilirim, canım sıkıldığı zaman değiştiririm yazıyı, önemli değil. Mesela Excellence yazılabilir. King of the Road yazılabilir. İsveç Kralı yazılabilir. Yani yazılabilir bunlar.
Ya bazı şeylere artık destek getirilmesi lazım oyunda. Yani bazı şeyleri bu millet gerçekten istiyor ve yapmak onların elinde. Yani yapsalar gerçekten güzel olabilir. Şimdi arkadaşlar şu şekilde girelim. Vazgeçtim, ileriye gitmeyeceğim. Marina'ya ineceğim aşağıya. Marina'da videomuzu noktalayalım biz. Şöyle Marina'ya doğru bir yolculuk yapalım. Araba frene basıyor, kendi kendine deli ediyor beni ya. Şöyle bir bakalım. Bu arada Giresun bayağı soğuk, soğuttu arkadaşlar. Çünkü kar yağmış yükseklere. O yüzden ben donuyorum. Şöyle bir dönelim. Arkadaşlar fiziklerde bakın bir değişiklik var söz konusu. Bak fark ediliyor. Mesela şöyle bir geçelim tekrar. Bir kabinde bir esneme söz konusu var. Bunu zamanla göreceğiz zaten daha ayrıntılı bir şekilde. Şimdilik geliştirme aşamasındalar. Devam ediyorlar bakalım. Adamlar gerçekçi fiziği arıyor ama gerçekçi fizik işte yapmasını bilmiyor adamlar ya. Evet, videomuzu noktalayalım. Size bazı bilgileri aktardım. Benim bildiğim bazı bilgileri aktardım. Bunun dışında bazı bilgileri de atlamış olabilirim. Pek emin değilim. Ama bile bile yapılmış bir şey değil. Kesinlikle. Onu da size söyleyeyim ve veda edelim. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Mini videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoda beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Tam şurada duran abone butonundan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradaki duran videoları da izleyebilirsiniz. Buradaki videoları izleyip kanala abone olduktan sonra video alttan like atıp yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.